Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Volkswagen Acarlara geldik. İçeride dizel bir Passat var, Business. Onun videosunu çekmiştik. Tekrardan çekeceğim. Çünkü ÖTV muafiyetine girmiyor araç. Bunu birkaç defa vurgulamak istiyorum. Artık maalesef dizel Passat Business ÖTV muafiyetine girmiyor. Impression hakkında sorulan çok fazla soru var. %5'lik bir zam geldi Volkswagen'e. Hala ÖTV muafiyetine girip girmediğini de Impression'ın ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Umarım video hoşunuza gider. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Passat Business'ı tanıtacağım. Araç ÖTV muafiyetine girmiyor. Artık hiçbir türlü dizeli, benzinlisi maalesef ÖTV muafiyetine girmiyor. Impression Passat giriyordu. Impression Passat'ta %5'lik zam sonucunda ne olacağı daha belli olmadı. O da Nisan'ın başlarında belli olacak. O da belli olur olmaz. Size bir video çekeceğim. Size şu tabelayı göstereyim bir de. Şurada 1.6 Hyundai. Bu arada ben bu aracın videosunu çekmiştim. İzleyicilerden TDI bakan varsa alabilir diye aracı göstermiştim, tanıtmıştım. Siz bana kızmıştınız fakat gördüğünüz gibi artık bu Volkswagen'in yeni bir sahibi var. Şuradaki standart aksesuarlar Impression ek olarak gelen aksesuarlar. Ondan sonra fiyat bu şekilde fakat bu fiyatın çok daha altında verildi araç. Onu söyleyeyim size. Burası bu şekilde, yakıt emisyonu yakıt değerinden de beğenmiş, gerçekten çok iyi. Şöyle jant lastiğe bakalım. Impression'da 16, bunda 17 inç jant lastik var. Impression'da şurada, hatta onun da jant lastiğini göstereyim. Şu şekilde 16 inç jant lastiği var. Business 17 inç jant lastik de çok daha güzel duruyor. Passat'ta en baz donanımlı paket, yani Impression'da. Hatta size paketleri de söyleyeyim bu videoda. Impression en baz donanımlı. Bir üstü Business, bir üstü Elegance, Elegance'ı şurada gördüğünüz gibi, o da çok şık. Bir üstü de R-Line, Elegance'la R-Line olarak ek body kit falan geliyor. Bu araç çok güzel bir araç gerçekten. Şöyle başlayayım. En baz donanımda bile Passat'ta LED farlar var. Yani Impression pakette de var. LED farlar Business pakette de var. Elegance'a geçince ne oluyor diye soracak olursanız LED Matrix farlar geliyor. Gündüz LED'leri, ondan sonra viraj aydınlatmalı sisler var bu araçta. Normal farlarda LED bu arada. Şu arkaya doğru gittiğimiz zaman arkadaki stopta LED. Bu aracın zaten en çok hoşuma giden şey benim bagaj hacmi. Gerçekten kocaman bir bagaj hacmi var. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi bagaj hacmine bakar mısınız? Şurada 12 voltluk bir giriş var. Yani bu segmentteki çoğu aracı inceliyorum. Passat'ın segmentinde. Daha Passat'ın bagaj hacmine yaklaşan bir araç göremedim. 586 litre bagaj hacmi var. Tekrardan söyleyeyim, bu araç ÖTV muafiyetine girmiyor. %5'lik bir, dediğim gibi, zam geldi. Impression'da girecek mi? O da bir soru işareti. Net bir şekilde belli olduğu an direkt size haber vereceğim. Şu şekilde buralar yumuşak. Rakiplerinin buraları maalesef sert. Fakat Passat'ın yumuşak. Fakat Passat'ın buraları da yumuşak, gayet güzel. Şurada şu şekilde bir malzeme yapmışlar. Çok şık duruyor. Bu araçta 8 tane hoparlör var bu arada. Şuralar da yumuşak. Gerçekten Passat Business bence kaliteli. Şöyle, hatta arkadan bagajdan da görebildiniz. Burada kollayama var bu şekilde. İçecek de koyabilirsiniz. 2 tane göz var. Buradan bagaja da ulaşabilirsiniz. Veyahut kayak malzemelerinizi buradan rahatlıkla şöyle öne doğru koyabilirsiniz. Bagaj hacmi zaten kocaman. Tatile gidip şu koltukları yatırıp bagajında bile uyursunuz gerçekten. Şöyle açtığımız zaman şurada şöyle. Sol tarafta USB-C giriş, sağ tarafta da bir çakmaklık görüyoruz. Oraya dönüştürücü olarak kullanabilirsiniz. Tabelada okuduğumuz şeyde 3 bölgeli klima vardı gördüğünüz gibi. 2 önde, bir de arkada, yani 3 bölgeli klima burada bizim karşımıza çıkıyor. Şuradan açıp kapatabiliyoruz. Buradan da sıcak soğukluğu ayarlayabiliyoruz. Passat'ın arka koltuk yaşam alanını göstereyim bir de size. Şöyle bir göz var ve gördüğünüz gibi bayağı rahat. Fakat ön koltuk acaba ileride mi? Bunu ön koltuğa geçince göreceğiz. Size şimdi bir de baş mesafesini göstereyim. Hatta göstermeden şuradaki aydınlatmaları göstereyim. Burada bu şekilde beyaz renkli aydınlatmalar var. Şurada şu şekilde elbise asmak için gözümüz var. Koltuklar bu arada kumaş, çok rahat. Baş mesafesi de gördüğünüz gibi gayet iyi.
Ön koltuğa doğru geldiğim zaman buradaki malzeme de yumuşak. Merkezli kilit sistemimiz burada. Yine tiz, yine hoparlör görebiliyoruz. 8 adet hoparlör var. Gerçekten ses sistemi çok iddialı. Burada arka cam kilidi, 4 cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolü ve ayna ısıtması. Yani ayna buhu yaptığı zaman şu şekilde buraya alıp ayna ısıtmayı açabilirsiniz. Oradaki buhuyu önleyecektir. Bakın buraya geldiğimiz zaman da şurası gördüğünüz gibi koltuğun yukarı ve aşağı yarı. Onu buradan kontrol edebiliyoruz. Burası da direkt sırtın ileri geri ayarı. Burası bel desteği. Gördüğünüz gibi şişiyor orası. Ondan sonra şurası, bunu ilk defa görüyorum. Bu da ön tarafın yukarı kalkmasını sağlıyor. Bunu ilk defa gördüm. Ayrıca bu araçta baldır desteği de var. Şurada şu şekilde ileri geri için bir sistem de var. Ya Business gerçekten tercih edilecek bir araç bence. Far sistemi bu şekilde. Şuradaki mandalla direksiyon yükseklik alçaklık ayarını yapabiliriz. Şurada şu şekilde bir göz var. Gözlük için kullanabiliriz. Bu arada şuradaki saklama gözü de gerçekten çok büyük ve burada keçe bir yapı var. Direksiyona geldiğimiz zaman da şöyle geniş açıyla çekince fazla belli olmuyor. Neyse böyle çekeyim. Şurada hız sabitleme, resetleme gibi özellikler var. Ondan sonra şarkı sesi açıp kısım olsun, menüler arası geçişler olsun, şarkı değiştirme olsun. Bunların hepsini buradan kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde medya paneli var. Medya paneli Impression'da da bu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani dolu paketinde de boş paketinde gerçekten bu şekilde yapmaları güzel olmuş bence. Ondan sonra dörtleri buradan kontrol edebiliyoruz. Passat logomuz var. Eskiden burada Passat yazımız var. Eskiden burada bildiğiniz gibi saat yer alıyordu. Artık klimalar gördüğünüz gibi dijital. Şuradan yukarıdaki aydınlatmaları açıp kapatabiliyoruz. Sunroof'u şuradan açıp kapatabiliyoruz. Şurası da yine bir gözlük için göz. Sunroof perdesini elimizle kapatıyoruz bu şekilde. Şu şekilde bir saklama gözü var burada. Gerçekten ideal bir derecede. Start stop özelliği var. Yani anahtar çalıştırma var. USB-C girişi gördüğünüz gibi. Şurada start stop özelliği var. Parkları da buradan kontrol edebiliriz. İster açın ister kapatın. O işlemi buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle iki tane içecek için göz var. Auto hold yani yokuş desteği var. El freni var. Ve çakmaklık var burada. Şimdi şu kol dayamayı bir açalım. Yine USB-C girişi görüyoruz. Yine burada keçe bir kılıf görüyoruz. Bunu kapattım. Az bir şey yukarı çektim. Ve ileri aldım. Bu şekilde kol dayamayı da kullanabiliyoruz. Gerçekten Volkswagen'in kol dayaması çok kullanışlı bence. Şöyle açalım. Şurada soğukluk ayarı var. Yani buraya içecek koyabilirsiniz. Yine burada keçe bir kılıf görebiliyoruz. Dediğim gibi şuradan da soğukluğu ayarlayabiliyoruz. Yani içecek falan koyup tahsiye gittiğiniz zaman buz gibi içeceklerinizi oradan içebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben aracı bayağı yatarak sürmeyi seviyorum. Bu koltuk biraz önde. Şöyle çok hafif geriye aldığım zaman arkadaki diz mesafemi yine etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi F1 kulaklıklar da var. Buradan sinyal verme selektörü kontrol edebiliyoruz. Buradan da sileceklerimizi kontrol edebiliyoruz. Şu an bu aracın camları açık olduğu için şöyle çok hafif açıp kapatacağım. Gördüğünüz gibi bu arada sesim gerçekten çok iyi ve radyoda Bluetooth aldığınız zaman gümbür gümbür bir sesle karşılaşacaksınız. Jant lastiğimiz bu şekilde 215, 55, 17 jant lastik var. Impression'da 16 inç, Business'da 17 inç, Elegance'da 18 inç, R-Line'de ise 19 inç bizi karşılıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.